Hikmet Çetin çok delikanlı gençtir. Çok temizdir maşallah. O da Kürttür. Evet. Nur gibi genç. Bayağı efendidir. O da şeytandan ya. Bir Kürt karşılıklığı var. Entel dentel takımının bir kısmında. Nereden şeytan bunlara bu kafayı verdi ben anlayamadım. Biz diyorlar Kürt görmek istemiyoruz. Bingöl, Siirt, Urfa oraları da görmek istemiyoruz. Hepsini toplayalım oraya. Biz işte İzmir'de İstanbul'da rahat yaşayalım diyorlar. Ya kardeşim sen hiç tanıştın mı? Bir Alevi karşıtta da öyle. Hiç haberleri yok Alevi'de. Evet. Ya git bir Alevi dedesiyle bir görüş. Değil mi? Bir Alevi cemine git. Veya bir Alevi aileyle bir tanış, bir konuş, sohbet et. Ne kadar tatlı, ne kadar candan insan olduklarını bir gör. Evet. Bilmiyor. Ya Kürt, tanıyor musun sen Kürt'ü? Bir tanış, bir konuş ya bakalım, bir gör. Dünya tatlısı insanlar. Dünya iyisi insanlar. Ve müthiş dindardır Kürtler. Hep alim, ülema. Evet. Hep Kürtlerden çıkar. Bediüzzaman arkadaşlar var. Hepsi Kürt. Evet. Bediüzzaman'da. Bediüzzaman'da zorla Kürt milletini çıkartmaya kalktılar bir ara. Evet. İTKK falan. Evet. Patates mühürü yapmışlar. Her yerde basmışlar. İlaç kapağında mühür yapmışlar. Bir de doyurucu olsun diye yan yana yan yana yan yana. Evet. Hiç görülmemiş. Yani Osmanlı'da hiçbir evrakta bu tip bir mühürleme yok. Bir tek o evrakta var. Bilgisayar karakterleriyle. Efendim? Bilgisayar karakterleri. Evet, bilgisayar karakterini yazmışlar harfleri de. Evet. Ya kardeşim 700-800 sene önce bilgisayar mı vardı? Evet. Bilgisayar harfi mi vardı? Bilgisayar harfiyle yazmışlar. Osmanlı'da hiçbir evrakta bulunmayan mühürleme düzeyi. Böyle ilaç kapağı yan yana yan yana yan yana. Bir de adamlar alışmışlar. Yüzünde en ufak bir utanma hissi oluşmuyor. Evet. En ufak yani. Ya insan yüzünde hafif bir kızarma olur ya. Bir şey yapar yani. En ufak bir utanma hissi olmuyor. Evet. Ben buna şaşıyorum.